Gerçek bir kahve sever, keyfinden çok nadiren ödün verir. Çünkü kahve tutkunları güne kahvesiz başlamaz, sohbet ve buluşmaları asla kahvesiz geçirmezler. Peki her kahve aynı mı? Bir kahveyi kokusundan dahi tanıyabilecek kahve kurmeleri için bilgi uçağımız hazır. Haydi gelin ismi dünyaya nam salmış kahveleri beraber tadalım. Porto Rico'nun Yauca bölgesinde üretilen bu kahve, kahve kurularının vazgeçilmezi. Eşsiz aromasıyla dünya çapında epey popüler. Rwanda'nın sakla hazinesi sayılan bu kahve, Starbucks tarafından Rwanda'da üretildi ve orada satışa sunuldu. Blue Bourbon'u herhangi bir Rwandalı yerel üreticiden de elde etmeniz mümkün. Hawaii'nin dik yamaçlarında yetiştirilen bu kahve, yumuşacık içimiyle kendini diğer kahvelerden ayırıyor. İsmini de yetiştirildiği Kona bölgesinden alıyor. Kona bölgesine ait bütün kahveler bu sınıflandırmaya dahil edilebilir. Latin Amerika'da özellikle Arabica kahveleriyle ünlü El Salvador ülkesinin Stila bölgesinde üretilen bu kahveler aslında birçoğumuzun bildiği tatlardan. Bu kahvenin en büyük özelliği de içiminin oldukça yumuşak olması ve boğazı yakmamasıdır. Kahveye karşı sempatisi olmayanlar için başlanabilecek en güzel içimli kahvelerden. Kahve ismini Jamaika'nın mavi dağlarından alıyor. Hiç acı olmayan ve yumuşacık bir içime sahip. Yıllar içinde dünyanın dört bir yanına ithal edildi ve ünlendi. Bugün %80'i Japonya'ya ithal ediliyor. Eğer kahve için paranızı kıymaktan çekinmeyenlerdensiniz, Mavi Dağ kahvesini bulduğunuz yerde deneyin. Brezilya'nın Minas Gerais bölgesinde yetiştirilen Fazenda Santa Ynez, dünyanın en pahalı kahve çekirdeklerinden biri. Onu eşsiz kılan şeylerden biri de, yüzyıldır aynı aile tarafından tamamen geleneksel yöntemlerde yetiştirilip üretilmesi. Bu aşamada hiçbir otomasyon sistemi kullanılmıyor. Kahvenin tadı ise aromatik çilek ve karamel karışımı. Bu kahvenin eşsizliği ise çekirdeklerinin yıkanmasından sonra iki kez öğütülmesi. El Injerto 2006 yılında dünyanın en iyi kahvesi seçilmişti. Bu kahve yetiştirildiği ada olan St. Helena ile ünlenmiş bir kahve. Tarihe aşina olanların bileceği gibi Napolyon'un son yıllarını tutsak olarak geçirdiği St. Helena adasında yetiştiriliyor. Popülaritesini de tam olarak buna borçlu. Panama Tepe'nin üzerinde guava bitkilerin gölgesinde yetiştirilen Hacienda La Esmeralda için $350 ödemeniz gerekebilir. Dünyanın her yerinden insanlar eşsiz tadı nedeniyle bu kahveye hayran. Pahasını sıra dışı üretim şekline borçlu olan Luwak kahvesinin hikayesini duymuşsunuzdur. Onu bu denli özel ve pahalı yapan süreç, kahve çekirdeklerinin Firavun faresi olarak bilinen Mongozların sindirim sisteminden geçirilip paketlenmesine dayanıyor. Bu çekirdekler midedeki özel enzimlerle birleşip dışkı yoluyla atılıyor ve kavruluyor. Bu özel kahvenin üretim tarzı kulağa garip gelse de kendisi dünyanın en pahalı kahvesi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz de en beğendiğiniz kahveyi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.